Merhabalar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bu dijitalleşmenin içerisinde biraz detoks yapmak lazım değil mi? Rassure-moi Thomas, ben sen giyiyor mu? No. Duymuşsunuzdur. Detoks yani vücudu arındırmak vesaire konuşuyoruz ama arındırmaktan konuşuyoruz. İşte detoks yapınca et yemeyenler var, vegan olmaya çalışanlar vesaire vesaire bir sürü şey var. Efendim bugün size yeni bölümde Dijital Detoks filmini anlatacağım. Dijital Detoks Türkçe ismi Netflix'te. Kendisi bir Fransız yapımı. Fransızca'da Detox, İngilizce olarak Off the Hook. Neden Off the Hook bilmiyorum. Off the Hook bir şey demek herhalde. Bir anlama geliyordur büyük bir ihtimalle. Efendim, çok güzel bir dizi. Biraz böyle kafanızı dinlemek istiyorsanız, dijital detoks ve dijitalleşmeden bıktıysanız ve sizi dijital detoksa yönlendirecek, size yardım edecek bir dizi aslında. Bir mini dizi. Fransızlar bu işi becermişler. Yani polisiye, komedi vesaire vesaire yaptıklarında bence işi biraz iyi götürmüşler. Herhalde sinemanın tarihinin, Fransa'daki sinema tarihinin de yardımı ve ünlü oyuncularının da katkısıyla bir sinema kültürü tabii ki oluştu. Bir Netflix kültürü de oluştu. Lupin, Arsène Lupin dizisinden daha önce bahsetmiştim. Bu anlamda Netflix'te iyi dizilerden biri ama Fransızlar iyi dizi yapıyor. Kuzey Avrupalılar iyi polisi dizi yapıyorlar. Fransa'daki dizilerden iyi olanlardan biri bu. Efendim, Off the Hook, Dijital Detox filmi içinde müzik çokça barındıran böyle yep, rap, yo 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 şeklinde dans edeceğiniz bir dizi. Zaten Manon da bu Fransa'nın ünlü oyunculardan şarkıcı olarak, şarkıcı olmak isteyen şarkıcı adayı biri olarak geliyor. Bu anlamda Fransa kendi diyelim kültürünü çok iyi yansıtıyor. Karışık, yani o karmayı güzel yapıyor. Yani bir tane Faslı, bir tane sarışın mavi gözlü Fransız, arada bir siyah Afrikalı giriyor çıkıyor. Ve oranın yerlisi artık imigre değil yani oranın yerlisi olmuş insanların Fransız olma halini de iyi yansıtıyor. Korkmayın, Fransız dizileri deyince genelde böyle Fransızca aslında böyle bazı dil oyunlarıyla bezenmiş esprilerin olduğunu zannedebilirsiniz. Böyle ağır dizileri de var Fransızların ama bu öyle bir dizi değil. Yani benim Fransızcamla bile anlayabiliyorsunuz altyazı olmadan. Tabii siz Türkçe dublajlı ya da Türkçe altyazılı olarak seyredebilirsiniz. Dizi neyi anlatıyor? İki arkadaş o kadar sosyal medyaya takılmışlar ki dünyadaki herkes gibi hayatları mahvoluyor bu sosyal medyada. Birisi bad buzz. Bad buzz yani kötü enerji, kötü bir vibe alıyor. Sahnedeyken başına bir şey geliyor. Herkes bunu seyrediyor. Rezil oluyor. Bu yüzden sosyal medyadan uzaklaşmak istiyor. Diğeri ise artık obsesyon haline gelmiş. Sevgilisini o kadar rahatsız etmiş ki adam dava açıyor falan filan. Buradan kurtulmak için dijital detoksa başlıyorlar. 30 günlük bir dijital detoks sürecinde aslına bir bakıyorlar. İşte böyle telefonunuzu bir köşede unutursunuz, dışarı çıkarsınız ya bazen. Onun gibi duygular yaşıyorlar. Dışarı çıktıklarında kendilerini çıplak hissediyorlar. Ya da mesela bakıyorlar herkes telefonunda, sosyal medyada kendileri orada olmadığı için de bir eksiklik, bir fazlalık hissediyorlar. Okumaya başlıyorlar. Enteresan şeyler gelişiyor hayatlarında. Bu aile hikayesinin içerisinde, yani aile hikayesi niye? Çünkü dijital detoks kendileri yapıyor ama bütün aile işin içerisinde. Yani bir Fransız büyük bir aileyiz biz havası veriliyor. İşte o bütün aile ilişkileri içerisinde onların dijital detoksu nasıl anne babaya gidiyor? Çünkü bir taraftan biz belki bizim kuşağımız insanları yani 80 doğumlular vesaire böyle dijitalle yeni tanışmış, hem kitabı bilen, hem DVD'yi, hem CD'yi bilen, hem Facebook, Twitter'ı bilen, Insta'ya yeni alışabilmiş ya da alışamamış insanlar olarak, ki TikTok'a hiçbir zaman alışamadım ben. Burada aslında bir önceki neslin, yani bizim babalarımızın, babalarımızın, annelerimizin, 60 yaş üzeri insanların da dijital medyayla, sosyal medyayla nasıl deal ettiklerini de görüyoruz. Artık kendi aralarındaki ilişki o kadar kopuyor ki birbirlerine bakmaz oluyorlar. Biri satranç tavla oynuyor sürekli telefonunda. Diğeri ise Tinder var biliyor musun diye kızlarını anlatmaya çalışıyor. Falan da filan. Bu arada çok güleceksiniz bu dizi sırasında. Biz seyrederken Linda'yla bölümler çok böyle
bizi, insanları, etrafımızdaki, hatta bazen çocukları bile yansıtan bölümler var. Çok doğru eleştiriler, doğru yerlerde böyle tak 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 vurmuşlar. Tabii klasik bir durum var Fransız dizilerinde. Hep bir hani her ikinci sınıf vatandaş hissediyor ya, sömürge edilmiş Fransız vatandaşı olan Afrikalı siyah tenli, renkli tenliler veya diğerleri, Faslılar mesela, Maroklar. Bu yüzden hep burada bir yüceltme var bu karakterler üzerine. Birazcık böyle bir kendine güveni arttırmak için yapılıyor bence bu Fransız dizilerinde. Ama çok başarılı. Dizinin içerisinde birkaç yerde rap sevenler bilirler. Fransız rapinin ünlü isimlerinden birini göreceksiniz. Şarkı da söylüyor. Onu söylemeyeyim, sürpriz olsun. Efendim, bu dizi kısa, yani 6 episodluk, 6 bölümlük. Eylül'ün başında yayınlandı, 2022. Bence yakın zamanda kalkar bu. Fransa'daki kanallar devam ediyordur. Fransızların bu huyunu seviyorum, Fransız dizilerinin. Belli bir yere geliyor, bırakıyor, hikaye bitiyor. Mesela ondan sonra devam ettirmiyorlar. İlla zorlamıyorlar devam etsin diye. Lupin'de de böyleydi. Bu da biraz böyle. Hani gelsin ya bir sonu. Zaten sonu aslında açıkta kalıyor. Sonu gelebilir. 7. 8. bölüm gelebilir hatta 2. sezon. Ama böyle. Fransızların hatta Belçikalı dizilerin böyle bir huyu da var. Daha önce de mesela Bref diye bir Arte yapımı vardı. Bu da günlük hayatını hızlı hızlı anlatan, hızlı hızlı videolarla, TikTok videosuymuş gibi anlatan, o zaman TikTok yoktu, bir diziydi bu. Yaklaşık bir 5 sene öncesine kadar. Bu dizide öyle. Yani bir başka hikayeye daha para çıkaralım, bunu da ödettirelim, Netflix'ten alalım falan diye bir dert yok. Bu böyle seyret, eğlen, geç, hayatında bir yeri olsun şeklinde bir dizi. Herkese tavsiye ederim. Bu aralar gündemden çok sıkıldıysanız, ki sıkıcı bir gündem var Türkiye'de, bu diziyle kafanızı dağıtabilirsiniz. Hatta ve hatta daha sonra dijital detoksa başlamayı düşünebilirsiniz. Bence düşünün. Ben düşünüyorum. Eski bir Nokia arıyorum. Bulursam şu telefondan kurtulacağım. Görüşmek üzere. Moi je trouve que c'est charmant que tu fasses cette détox. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Parce que t'as déjà fait une détox digitale? Vaginale.